Ve sayın seyirciler, Orta Doğu'ya dönmeden önce Türkiye'nin bütün bu kaynayan kazana tek tek e, aldığı önlemler, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye çalışan İsrail'in hamleleriyle tetiklenen misilleme silsilesinde Batı, Yemen'de Husilere, İran'dan gelen 13-14 Nisan saldırısında da füze ve sihalara kalkan oluşturmak için Kıbrıs Rum kesimini ana olarak kullanmıştı. İngiliz egemen üsleri var Rum kesiminde. Yunanistan ve Rum kesimi de e, krizden fırsat devşirmeye çalışıyor. Türkiye'ye karşı ses yükseltmeye başladı. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde... ...Atina ve Rum kesiminden gelen provokatif açıklamaların zirvesi görüldü. Türkiye Kıbrıs'ta işgalci, bu sene sonuna kadar Kıbrıs'ta helen birliğini oluşturacağız, sağlayacağız diyen... ...Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın yanı sıra... Yunan Sağlık Bakanı Alonis Yorgiadis de Türkiye'nin hava gücü sıfır, sıfırlandı. Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz gibi çıkışlar yapmıştı. Ege ve Doğu Akdeniz'e giderek artan Yunan ve Amerikan tehdidi konusunda Türkiye ağız girmedi, cevabını sahadan verdi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yeni hamle 16. ana jet üssünün kurulmasıyla geldi. 187 general ve amiralin atama kararlarının resmi gazetede yayınlanması esnasında işte bu kritik detay ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlhan Özsert Ege Ordu Komutanı olarak atandı. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Levent Ergün 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Pençe kilit Operasyonlarını komuta eden 2. Ordu Komutanı Metin Tokel 1. Ordu Komutanlığına atandı. Tokel'in yerine ise son Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneralliğe terfi ettirilen Levent Ergün atandı. Pençekilit Harekatı bölgesinde bir değişiklikte 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaşandı. Tüm General Emre Tayanç, Ege Ordu Komutan Yardımcısı olarak atandı. Tayanç'ın yerine atanan isim ise Tüm General Rıfat Dönel oldu. Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanı Tüm General Mehmet Yasin Kalın da 1. Ordu Kurmay Başkanı olarak atandı. Bu arada Muğla Dalaman'da 16. Anajet Üst Komutanlığı kuruldu. Üst komutanlığına Tu General Yusuf Karuk atandı. Üste F-16 filosu konuşlandırılması bekleniyor.